Ben Ceylan Çolakoğlu. Ünlü Portföy Yönetimi Kurumsal Satış Müdürüyüm. Bugünkü videomuzda sizlere Eylül ayında gerçekleşmiş olan ekonomideki gelişmelerin varlık fiyatları üzerine olan etkilerini anlatacağım. Bütün bunların yanı sıra da ünlü portföy olarak yönettiğimiz fonların performansları hakkında bilgi vereceğim. Eylül ayında TL varlıklarının gelişmekte olan piyasalar karşısında değer kaybetmesi sonucunda bazı kuruluşlar tarafından normalleşme adımları atıldı. Bunlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarını 200 baz puan arttırmasıydı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizlerini 200 baz puan arttırarak 10.25 seviyesine çekti. Mevduat faizlerinin artmasının sonucunda bankalarda verilen mevduatların faizleri ve aynı zamanda da kredi faizlerinde artış görüldü. Kredi faizlerinde de artış olması sonucunda kredi taleplerinde düşüş görüldü. Hemen akabinde BDDK tarafından bankalara uygulanan aktif rasyosunda iyileşmeye gidildi. Aynı zamanda swaplarla ilgili alınan kararlarda da iyileşmeye gidildi. Bütün bu kararlar bankalar nezdinde olumlu olarak algılandı. Atılan bir başka adım da TL mevduatlarına uygulanan vergi oranlarının düşürülmesiydi. Vergi oranlarındaki yeni düzenleme gereği 6 aya kadar olan mevduatlardaki vergi oranı %5'e, 6 ayla 1 yıl arasındaki vergi oranları %3'e ve daha uzun vadedeki mevduatlara vergi oranları da 0'a revize edildi. Bunun akabinde de kambiyo işlemlerinden kaynaklanan BSMV oranları pandemi süreci öncesindeki seviyelerine geri çekildi. Hatırlayacağınız üzere kambiyolardan alınan BSMV oranı en son %1 olarak güncellenmişti. Son gelen karardan sonra da BSMV oranı tekrar pandemi öncesindeki 1000'deki oranına revize edildi. Yurt içinde TL varlıklarının değerlerini düzeltme yönünde alınan bu kararlardan sonra düzeltmenin sınırlanmasına neden olan bir takım yurt dışı faktörleri de vardı. Bunlara örnek vermek gerekirse, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlik yüzünden TL varlıklarındaki beklenen olumlu hava bir parça sınırlanmış oldu. Bu unsur haricinde AB Komisyonu'nun Türkiye'ye yaptırım yapabileceği ihtimali konusu da gündeme geldi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz tarafında Yunanistan'la olan ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini ve Yunanistan'la bir diyaloğa oturması gerektiğini Avrupa Birliği Komisyonu belirtti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun bu uyarısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin her zaman müzakerelere açık olduğunun altı çizildi. Bu konunun haricinde gümrük meselesi ve vize serbestliği konusu da gündeme geldi. TL varlıkları için olumlu sayabileceğimiz bu etkilerin sınırlı kalmasının nedenlerinden biri de yurt dışı piyasaların dikkatle takip ettiği Amerikan seçimleriydi. Yurt dışı piyasalar öncelikle Başkan Trump ile Joe Biden arasındaki televizyonda ilk gerçekleşecek olan münazarayı takip ettiler. Münazara sonrasında yapılan oylamalarda Joe Biden'ın Trump karşısında oylarının daha ileri gittiği yönünde bazı anket sonuçları ortaya çıktı. Piyasa bu anket sonuçlarını çeşitli yönlerden değerlendirdi. Özellikle başkanlık seçiminden Biden'ın önde çıkması sonucunda vergi oranlarının düşebileceği ve dış politikada biraz daha ılımlı bir Amerika görebileceğimiz konuları üzerine değinildi. Eylül ayındaki gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde olan etkilerinden de biraz bahsedelim. Eylül ayını Türkiye'nin 5 yıllık CDS oranı 542 seviyesinde kapattı. Ay boyunca CDS dalgalı bir seyir izledi. CDS'in bu hareketine paralel olarak devlet verim eğrisinde de aynı yönde bir hareket gözlemledik. Buna karşın özel sektör verim eğrisinde daha yataya yakın bir hareket gördük. Döviz sepet bazında baktığımızda TL döviz sepet karşısında %5 oranında bir değer kaybı yaşadı. Bunun yanı sıra IMKB 100 ise %6'lık bir kazanım elde etti. Peki biz fonlarımızı nasıl yönettik? Biraz da ondan bahsedelim. Değişken fonlarımızda Eylül ayı getirileri bazında %1.40'lık bir getiri sağladık. Bu %1.40'lık aylık getirinin mevduat karşılığı olarak %16.10'luk bir getiriye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bunun haricinde UPH kodlu hisse senedi yoğun fonumuz ise IMKB'deki %6'lık değer kazanımına paralel bir şekilde %6 getiri sağladı.
UPP kodlu para piyasası fonumuz ise yılbaşından beri getiriler bazında TEFAS'taki liderliğini korudu. Fonlarımızla ilgili detaylı bilgileri Ünlü Portföy'ün internet sitesinden bulabilir, iletişim bilgilerimizden sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı takip etmeye devam edin.